Yıldız, aa ne oldu? Yıldız abla kurtar bizi. Babam bizi kürek yaptı. Ne yaptı, ne yaptı? Kürek mahkumu. Babam bizi böyle okuldan aldı, kolumuzdan tuttuğu gibi fırıncı yamağı yaptı. Yalan söylemeyin, kuzey sizi okuldan almamış, siz atılmışsınız. Allah Allah ya! Ne var yani, başka okullara da şans verebilirdik. İlla bir tanecik okuldan atıldık diye eğitim hayatımı bitirilirmiş be. Abi durun durun ha, bir tane tane anlatın şimdi, ne oldu? Yıldız abla biz fırıncı olmak istemiyoruz, biz okumak istiyoruz. Ama sahte rapor düzenlemişsiniz, dayım her şeyi anlattı. Ya Allah'ım yarabbim, ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Bizim hiçbir suçumuz yok. Osman rapor alacağım dedi. Yalan söylemiş. Evet, biz nereden bilelim raporları kendilerinin yazacağını? Babanız da inanmadı değil mi? Babam bir şeye inanmıyor ki zaten. Haklısın. Babanın bir şeye inandığı nerede görülmüş? Yıldız anne. Lütfen sen koru bizi. Verme babama. Yıldız mama, bizim senden başka hiç kimsemiz yok. Bize yardım etsen bir sen edersin, babamın hakkından bir sen gelirsin. Bizim böyle bu ufacık minicik ellerimiz un çuvalı taşımasın Yıldız anne. Kalem tutsun lütfen, lütfen Yıldız anne. Oh, oy tamam, siz hiç merak etmeyin, ben sizi hiçbir yere bırakmam. Ya siz aslında ne kolaysa sizi burada da. Hiçbir yere bırakmam. Oo, aman kuzularım benim ha. Bırakamaymış ben sizi. Canım mavişim. Aa. Yıldız değil bu ya. Melek, melek. Oh bak bak bak. Melektir. Efendim servise başlayalım mı yoksa işinizi mi bekleyeceksiniz? Siz servise başlayın. İşimi beklemeyi de bekletmeyi de hiç sevmez. Heh. Ne demiştim? Geldi bile işim. Ah, birini mi bekliyordun? Evet kocacığım, seni bekliyordum. Buzlu badem. En sevdiğinden yer misin? Şöyle. Sen o buzlu bademi al. Ye. Kendin ye. Sen bilirsin kocacığım. Ben ferahlarsın diye demiştim. Nerede şerefsiz ortağın? Ortak olduğumuzu da nereden çıkardın? Çetin benim sadece avukatım. Şöyle boş yapma. Çetin nerede? Kuzey, senin artık Çetin'le hiçbir işin kalmadı. Senin bütün işin benim. Ben. Çünkü istediğin o belgeler artık bende. O belgeler benim artık umurumda bile değil. Zaten buraya senin iğrençliğinin kanıtlarını istemeye gelmedim. Hadi ya. Niye geldin peki? Çok mu özledin beni? Yıldız'ın parasını geri vereceksiniz. Hemen. Hmm, o mesele. Bana ne senin Kınalı Yapıncağı'nın kaybettiği paralardan? Aklını kullansaymış da kaptırmasaymış paralarını. Benim sorunum değil. Benim sorunum ama. Yıldız'ı dolandırıp burada böyle buzlu badem sefası yaptırmam sana. Bir dakika, bir dakika. Ben kimseyi dolandırmadım. Senin o Kınalı Yapıncak sevgilin benimle bir kumar oynadı. Seni 1 milyona satın alabileceğini zannetti. Ama yanıldı. Kendini karıştırma Yıldız'la. Yıldız o parayı beni satın almak için değil, özgürlüğüm için verdi. Öyle ya da böyle. Bir şekilde bana rest çekti ve ben de restini gördüm ve arttırdım. Evliliğimi geri kazandım. Aferin sana ya. Sana tek kişilik evliliğinde mutluluklar dilerim. Akşamları böyle o iğrençliğinin delillerini, CD'sini takarsın. Bir de böyle buzlu badem yaptırırsın kendine. Hem onu yersin hem onu izlersin. Bir geceleri sıkıntın geçer. Benim artık izleyecek daha güzel bir filmim var. Parasını kaptıran Kınalı Yapıncak'la evli aşığının dramı. Şöyle. Benim tepemin tasını attırma. Sana dramı gösteririm burada. Bu boş tehditlerin bana artık sökmüyor Kuzey. Ben sana ne dedim? Benim kaybettiğim bir savaşta kimsenin kazanma şansı yok. Biz her türlü kazanırız. Sen kafanı yorma. Da yaptıklarının bedeli ağır olur. Yanlış. Şu saatten sonra bedel ödeyecek biri varsa o da Yıldız. Kocamı ve kızlarımı elimden almanın bedelini ödeyecek.
Kimse benim olanı benim elimden ben istemediğim sürece alamaz. Herkes senin de sonunda bunu anlayacak. Herkes. Dua et benim çocuklarımın anasısın. Ben senin anlayacağın dilden konuşmasını da bilirim. Size sabaha kadar mühlet. Yıldız'ın parasını vereceksiniz. Kuzey oğlum. Söyle anne. Oğlum, Serhan kızlar eve girmeden kaçmışlar. Kaçmışlar mı? Tamam geliyorum ben. Buraya gelme oğlum. Yıldız'a git. Senin Mine ile Gökçe Yıldız'a gitmişler. Yıldız'a mı? He? Tamam ben alıp getireceğim onları anne. Haydi oğlum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Hay ben aradığım kişiye yok ula yok. Aha hala kapalı telefonum. Vallahi benim boncuğum sen bu hayallerin üstünde soğuk bir su iç. Gitti araban, gitti mandıran, gitti altınlarım. Saçmalama yenge. Olmaz öyle şey. Ağaç etin daha ben tanımıyor. Yıldız abla! Yıldız abla! Kız ne oluyor? Babam geliyor pencereden gördüm. Vallahi da geliyor. Ya lütfen bizi ona verme. Lütfen, lütfen, lütfen. Durun kız ağa durun. Kimi kimin evinden alayım şu koca ayı? Siz içeri geçin. Ben hallederim ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Ne istiyorsun? Seni isteyecek halim yok. Kızlarımı istiyorum. Gelmeyeceğiz. Neye de cündet? Biz daha çok genciz. Kızlar, benim tepemin tasını attırmayın. Düşün önüme. Aa, onlar da gelmeyeceğiz diyorlar. Laftan anlamıyor musun sen? Yıldız'cığım, sen anca böyle aklı beş karış havada iki tane ergeni kandırırsın. Bana bu numaralar sökmez. Yürüyün dedim. Kızlar da aa gelmeyeceğiz dediler. Aa onları köle gibi çalıştırıymışsın ya. Benim işime karışma sen. Onlar neyin cezasını çektiğini çok iyi biliyor. Ya yeter. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Neden anlamak istemiyorsun dert? Ya bizi lütfen affet artık baba ya. Biz okumak istiyoruz. Siz okumak istemiyorsunuz kızım. Siz orta dünya dingilleriyle görüşmek istiyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayana kadar okulmak olacak. Ya baba vallahi aklımız başımıza geldi ya. Ya lütfen bizi o fırına gönderme bir daha lütfen. Hayır efendim. Göndereceğim. Çünkü sizin aklınız başınıza kolay kolay gelmez. Biraz burnunuzun sürtülmesi lazım. Ulan sende hiç mi vicdan yok ha? Hiç acıma nedir, affetmek nedir bilmez misin sen? İlla acı çektirip bedel mi ödetmen lazım? Evet. Çünkü hepiniz kafanıza göre işler yapıyorsunuz. Sonra da başınız sıkıştığında ben kurtarıyorum sizi, ben. Benden ne alakası var ula? Ben ne yapmışım da beni kurtarmışsın? Onu yakında anlarsın. Hadi yürüyün kızlar. Dur ağa sen neden bahsediyorsun? Benim neden bahsettiğim gayet açık. Benim etrafımdaki bütün kadınlar kafasına göre işler çeviriyor. Bıktım artık ben bundan. Yeter be! Yeter! Yürüyün hadi. Elveda Yıldız abla. Bizi hiçbir zaman unutmayın. Hep okul formamızda hatırlayın. Bundan sonra o kırmızı kafana nasıl esiyorsa öyle davranmak yok. Sen neyi ima ediyorsun ula? Hiçbir şey ima etmiyorum ben. Sen nasıl olsa yapacak bir şey bulursun. Önceden uyarıyorum. Hadi eyvallah. Yenge, aha ne demeye çalıştı bu? Vallahi uyarıyorum diyor. Bir şey mi anladı acaba? Yok canım, haberi olaydı bu evi tepemize yıkardı. He doğru diyorsun. Ula Çetin, ula Çetin. Aa şu iş ortaya çıkmana sen ortaya çıkaydın ya. Oy. Sen nasıl bir şeysin? Hem dünyanın en iyi, en fedakar kadını, hem de en aksi, en inat çıkıcısı. Ne kıskanacağım seni be? Ayrıca bu karda kışta neyin hevesi bu? Takmışsın, takıştırmışsın. Nereye gidiyorsun sen? Söyleyeyim mi? Söyle. Yaklaş. Sahne.
bizim Yıldız o kadar fedakar, o kadar cefakarmış ki o 1 milyonu buluvermiş. Artık yaşadığı kaftanı mı parsellemiş, anka kuşlarını satmış orasını bilmiyorum. Onları nasıl bulmuş olursan ol, hepsini geri getireceğim sana Yıldız. Benim yüzümden, geçmişinden vazgeçtin. Ama geleceğinden vazgeçmene izin vermeyeceğim. Kaybettiğin her şeyi bir bir telafi edeceğim. Az kaldı mavişim. Aşkın sadece masallarda değil, gerçek hayatta da kazandığını göstereceğiz onlara. Bekle beni mavişim. Şule. Aa, Kuzey. Günaydın hayatım. Sen burada beni mi bekliyordun yoksa? Yukarı gelseydin ya, birlikte kahvaltı ederdik. Buzlu badem. Sabahın köründe. Kahvaltıda. Midem ekşiyor benim. O yüzden mi sabahlara kadar burada yolumu gözledin? Hem de bu soğukta. Yatağımıza gelseydin ya kocacığım. Bir daha bana kocacığım dersen, senin o ağzını... Öper misin yoksa? Boş konuşma şöyle. Ara bakayım şu ortağın neredeymiş. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Gördün işte. Sesine ulaşılamıyor. Tabii istersen akşama kadar burada seninle chatini arayabiliriz. Benim için hava hoş. Sen yanımda olduktan sonra. Şule, son kez soruyorum. Chat'in nerede? Hayatım, yakın arkadaş olan sizsiniz. Senin daha iyi biliyor olman lazım. Chat'in böyle bir durumda ne yapar, nereye gider? Laf kalabalığı yapma bana. Yıldız'ın parasını bugün vereceksiniz. Hayır, olsa ben vereyim diyeceğim ama biliyorsun. Yakın zamanda yüklü bir ödeme yaptım. Ama yazık ya Akınalı yapınca. Kim bilir kaç yılda biriktirmiştir o parayı şimdi. Şule. Yok, gerçekten takdir ediyorum. Yani şimdi yağ satarak, bal süzerek falan gene iyi kazanmış o paraları. Da keşke elinde tutmayı da becerebilseymiş. Bayağı kötü bir yatırım yaptı. İşte senin gibiler ilişkiye yatırım gözüyle bakar. O kız o parayı benim özgürlüğüm için verdi. Canım ya. Finansal zekası sıfır olduğu gibi pek de saf bir şey değil mi? Hayır, ne sanmış ki acaba? Çetin'in bir eliyle paraları alırken öbür eliyle de belgeleri vereceğini falan mı? Ben onun o ellerini kıracağım. Sen hiç merak etme. Bulursan kırarsın Kuzeyciğim. Çetin? Bunların hepsi siz sıcacık ekmekler yiyebilin diye. Aa, ben de bunların hepsini siz mutlu olun diye yaptım ama. Of, of Çetin. Neredesin ula? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Bittin ula sen. Bittin. Ula, üstümle başımla uyuyakalmışım. Hanife, al o şekeri, uzat bakayım buraya. Al. Ben şekerini attım babacığım. Aferin kız. Şeker atmışsın emme, çay kaşığı koymayı akıl etmemişsin. Neyse ki ben sana bu evin büyük gelini olarak her şeyi öğreteceğim. Nacizane. Evet tatlı kız, şimdi ilk görevini söylüyorum. Git babama çay kaşığı getir.
Gerek yok ki yenge. Ben şekerini attım, çayını da karıştırdım. Aferin kız. İyi, afiyet olsun baba. Ne oldu olacak? Bağımı yine çayı da senin şeydin bari. Gülüşüm sen niye ayakta dikiliyorsun? Gelsene şöyle. Ay yok yok, ben iyiyim böyle. Size afiyet olsun. Olur mu kızım öyle hiç? Gel gel otur şöyle, sen de otur dayı haydi. Yok anne, ben yeni gelinim ya, böylesi icap eder. Hem bak gör, ben Poyraz'ımla evleneyim, en erken ben kalkacağım, en geç de ben yatacağım. Hem senin elinde sıcak sudan soğuk suyu sokturmayacağım. Aferin kız. Ben sanki soktum. Yine yeni gelin tekrarları izliyor sanki ha. Kendi yöntemimle iyileştireceğim. Bana getir tokmağı. Nerede? Tokmak ayakkabının yanında kızım. Kamer koş. Mucacım koş, ben gidiyorum. Baba. Ben yapıyorum. Yavrum. Yastım aşağı, değil mi? Yavrum. Çıktı be. Çok geçmiş olsun. Baba ya. Ay zeytini çıkardın, belimi niye çıkardın yani? Belim gitti nerede? Ay canım hocam. Haydi. Zeytin ver. Hala zeytin düşman. Gel hocacığım. Hadi gel, al söyle. Gel, öne gel. Sen neyin rahatlığı? Dur dur. Oo, dur dur. Daha yeni iyileşmiştik hocam ya. Sefer zeytini ver. Hadi ver zeytin, hala zeytin de ya. Al bu bal. Afiyet olsun. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın Boncuk. Kuzum sen burada mıydın? Gel acık da yüzüğü göreyim, gel. Yok anne, ben abime bir şey diyeceğim. Abi az biraz dışarı gelsene benimle. Ya Yıldız ne diyorsun sen, ben ölümden döndüm burada ya. Belim kırılıyordu, bağım tarafından dokmaklandım az önce. Seferim bak, kardeşim bir şey diyecek belli ki, haydi. Daha da belim kırık, saçmalama, kalkamam oraya kadar ben. Sefer. Bu ne ya? Evin köpeği miyim ben yani? İyi, hadi gideyim o zaman. Yürü. Hadi kalk. Aşağı inşallah yuvarlanırım. Ta sahile kadar da buradan kocasız kalırsın. Görürsün. Tövbe de, tövbe de. Hadi yürü. Oğlum ayağınla şey yapma. Ya yardım et, tamam. Ayağınla şey yapma. Abla karşılaş şuradan hadi. Oğlum bırak, zaten ayağım kapanmıyor. Ayağım kapanmıyor ya. Geçebiliyor mu oğlum? Ana yan dönemiyorum, düz gitmem geç, lazım. Oğlum geç. Oğlum çık, çık. Tamam hadi. Bırak. Allah'ım sakın kalmayayım ben. Abi, aa hayırdır, niye böyle yıllık yıllık yürüyor? Kızım ben bu evde kirli çamaşır muamelesi görüp tokmaklanıyorum devamlı yani. Benim iç organlarım yer değiştirdi, iç huzurum kalmadı benim. Aa o zaman biraz da ben huzurunu kaçırayım. Baba bak, Muzey'le Muzey'le tartışık falan dersen ben o yılgız aşkıyla ilgilenmiyorum. Benim için tek gerçek Sefkuz, bitti. Vallahi ben şu an sadece dolandırıldığım gerçeğiyle ilgileniyorum abi. Ne demek dolandırıldım ya? Kim dolandırabilir seni? Hemen söyle bakayım, gidip alnını çatısına çakıvereyim. Kim o? Aa bulursan gider alnını çatına çakıverirsin. Adam yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. Çetin denen iblis. Çetin mi? Benim Pampam'ın düşmanı Çetin. Kızım seni Çetin niye... Ya Yıldız şunu geveleme, anlatır mısın olayı? Abi, Kuzey'le Şule'nin boşanması için gerekli olan belgeleri gittim Çetin'den istedim. O da bana para karşılığı vermeyi kabul etti. E'si sonra paraları aldı kaçtı. Paraları aldı kaçtı mı? Para verdin mi? Ne verdin? 50 bin falan mı verdin? Çık abi. Çık mı? 51. Çık. 52. Çık abi, çık. Çık mı? Yuvarlak çık. 100 mü? 100 mü? Kız, 200 falan diyeceğim, delim var mı? O kadar parayı da bulamazsın herhalde. Ne 200 mü? 1 milyon abi. Kaç? Kaç? 1 milyon. Aa 1 milyon verdim. Kız normal demir 1 milyon, o 1 lira o. Normal bildiğimiz yeni 1 milyon mu? Büyük. Kız o kadar sen parayı nereden buldun? Kız yoksa gittin Naide'nin kasasını mı patlattın? Ya abi saçmalama. Kız öyle bir şey yaptıysan Naide'ye felç iner, kendini parçalar o kadın. Abi kimsenin parasına puluna dokunmadım diyeyim sağa. Neyim var neyim yok, aa koydum ortaya. Mandırayı, arabayı, altınları, her şeyi sattım.
Neyin var? Oydu, neyin var? Neyin var senin? Anlamadım ben ya. Sen delirdin mi bacım ya? Öyle bir para verilir mi bir insana? Kaptırılır mı o para? Ne yaptın sen? Ya abi niye anlamıyorsun? Ben niyetliysem Kuzey olan aşkımdan ettim. Ben onun için her şeyimden vazgeçerim diyeyim sana. Kardeşim gerçekten bak bu aşktan vazgeç. Bu aşk seni acıktan öldürecek yani ya. Bırak bu Kuzey'i gitsin artık yoluna bırak ya. Aa, keçi can derdinde kasap et derdinde. Sen bana yardım edeceğim mi etmeyeceğim mi onu söyle. Ha yok. Ben de öyle bir meblağ ben bulamam öyle bir parayı ben edemem. Abi ben sana parayı mı isteyeyim? Bana yardım edeceğim mi? Çetin'i bulabileceğim mi diyeyim sağa? Onu bulurum. Onu öyle bulurum ki o yeri yalıp içine girse onu yine bulurum. Bugün bilemedin yarın en geç. Onu mahvedeceğim. Var mı telefon numarası onun? He var var. Çıkar ver telefonunu. Benim bacım dolandırmak neymiş bir görsün bari. Ver. Kaçlı? O çekmeyen at o ya. Namussuz çekmeyen at kullanıyor. 500.